Şırnak'ta Tugay'ın bulunduğu Galbağ Dağı'nın eteklerinde küçük bir atölye kurulur ve yerli İHA'larımızın hikayesi başlar. Karadenizli mühendis bir baba ve mühendis oğulları Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması için, Türk ordusu için canla başla çalışacaktır. Projenin tüm finansmanı Baykar Öz kaynakları ile gerçekleşecektir. Melih Yerbay'a ilk anlattığımız an Şırnak'ta gözleri parıldamıştı ve o dönemde işte Melik Yuva gibi komutanlarımız bizi Şırnak'a davet etti. Tümen Komutanı Ahmet Yavuz da İHA'ların geliştirilmesi için Bayraktar ailesinin çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Yıl 2005. Bayraktar mini İHA sistemi geliştirilmeye başlanır. İlk denemeler başarısız olmuş ama vazgeçmemişlerdir. 2 yıllık çalışma sonucunda 2007'de Bayraktar mini İHA'nın üretimine başlanır. Fakat aynı yıl Yarbay Melih Gürova, Şırnak'ta teröristlerin yola döşediği mayınların patlatılmasıyla şehit düşmüştür. Özdemir Bayraktar, şehidimize verdiği sözünü tutacaktır. 6 ay sonra 2007 Aralık ayında Bayraktar mini İHA sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli hava aracı sistemi olur. Bu Türkiye için büyük bir adımdır. Özdemir Bayraktar, yerli İHA'ların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde yaptığı konuşmada Melih Komutan'ın vasiyetini tamamladık. Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir der. Peki İHA projesine destek veren demin bahsettiğim diğer komutanlara ne olmuştur? İHA'ların Türk ordusu için hayati önemde olduğunu bilen, çalışmalara büyük destekler veren diğer kahraman askerlerimiz ise Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla tutuklanmıştır. Ülkenin kahraman subayları, komutanları hapse atılırken Özdemir Bayraktar kandırılmamış ve Türk ordusunun yanında durmuştur. Yıllarca hapiste yatan tüm General Ahmet Yavuz, General Hasan Iğsız, Orgeneral Ergin Saygun gibi birçok değerli ismin defalarca ziyaretlerine, duruşmalarına gider. Onları yalnız bırakmaz. Bu detay gerçekten çok kıymetli. Gördüğünüz fotoğrafta Şehit Yarbay Melih Gülova ve Özdemir Bayraktar'ın yanlarında bulunan iki genç Selçuk ve Haluk Bayraktar. Özdemir Bayraktar'ın yetiştirdiği mühendis oğulları. Babalarının havacılık sevdası ve mühendisliğe olan tutkusu oğullarına da geçmiştir. Özdemir Bayraktar'ın yaktığı meşaleyi bu iki kardeş taşıyacaktır. Selçuk Bayraktar, Robert Koleji ve İTÜ mezunu genç mühendis, Pennsylvania Üniversitesi'nde insansız uçaklar üzerine yüksek lisansını tamamlamış, ardından Amerika'nın, hatta dünyanın en prestijli mühendislik okulu MIT'de havacılık ve uzay bölümünde doktorasına başlamıştır. Many students come and go from many universities, but there are some students that leave their mark, and Selçuk is such a student. Selçuk, in a very usual, typical approach, and he said that I want to be the first person that does formation flying experiment. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve hava koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirir. One of the worst things you can, or best things you can say to Selçuk is, this is impossible, it cannot be done. He would be in the lab day and night trying to prove you wrong, and most of the time he did. MIT'de araştırma görevlisi olarak yüksek lisansına devam ederken bir yandan da Türkiye'de başlatılan mini İHA projeleri için çalışmış ve temelli Türkiye'ye dönmüştür. 2005 yılında bu konuşmayı yaparken henüz 26 yaşındadır. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum. Türkiye için büyük bir fırsat. Ben hayatımı bu konuya adadım. Dediği gibi de olacaktır. Türkiye, elle fırlatılan mini İHA sınıfındaki 6 kiloluk bu araçtan 6 tonluk dünyanın gıptayla bahsettiği bir esere ulaşacaktır. Abi Haluk Bayraktar'sa ODTÜ'yü bitirip Kolombiya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorasını yapmıştır. Haluk Bayraktar'ın genel müdürlüğünü, Selçuk Bayraktar'ın teknik müdürlüğünü yaptığı Baykar Makine, İHA teknolojilerini geliştirmek için kolları sıvar. Önlerine taş koyanlar da çıkar elbet. Savunma Sanayi Başkanlığından bir bürokrat, Bayraktar kardeşlere, dinleyin oğlum, hepiniz harika ve eğitimli çocuklarsınız. Ama yabancı üreticilerin ulaşılamaz seviyede olduğunu kabul edin der. Selçuk Bayraktar'ın deyimiyle, zor olan milletin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmektir. Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecektir. Yıl 2009. Bayraktar taktik İHA prototipinin ilk uçuşu başlatılacaktır. Devlete ait olan 100'e yakın pistten biri
uzun uğraşlar sonucu ayarlanır. Tam uçuş gerçekleşecekken pistte taş var gibi komik bahanelerle uçuş yasaklanır. Selçuk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı askeri yetkilileri milli hava aracını engellemeye çalıştığını söyler. Aylar sonra uçuş için yeniden pist bulunur. Bu defa izinler alınır. O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimiz ilkleri yaşar. Bayraktar taktik yası gece şartlarında 8 saatlik uçuşun ardından otomatik inişini başarıyla icra eder. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir İHA'da yoktur. Gel gör ki bu başarı birilerini rahatsız eder. Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten bazı kişiler büyük ve milli başarıyı ve ilki görmezden gelerek tartışmalar çıkarır. Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalkarlar. Selçuk Bayraktar, Türkiye'deki bürokratlar yüzünden dünyada hiçbir İHA'dan istenmemiş sertifikalar istenildiğini açıklar. Tüm bu entrikalar yüzünden Bayraktar TB2'nin çalışmaları 4 sene gecikecektir.